2024 başlangıcı yapan çeşitli altcoin'lere göz atıyor. Biz de bunun üstüne konuşacağız. Tabii daha da önemlisi çok yakın vakitlerde gelecek olan bu ETF'lerden de bahsetmeye çalışacağız diyebilirim. ETF meselesi önemlidir. 8-10 Ocak tarihleri arasında ETF'ler kabul edilecek şeklinde ortaya çıkmış, söylenmiş bir argüman söz konusudur. Bu doğrudur. Bunun sebebi 10 Ocak'ın tabii ki ARK'ın son tarihi olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla daha fazla şu zamana uzattık, bu zamana uzattık gibi söylemlerde bulunulamıyor ve adı üstünde son tarih olarak karşımıza geliyor. Ya reddedeceksin ya onaylayacaksın. Tabii bu noktada red mi edilecek, onaylanacak mı? Reddedilecek olsaydı şimdiye kadar 20 kere 30 kere zaten reddedilmişti. İkincisi adamların reddetmeleri yasaklandı biliyorsunuz. Yani SEC'e red hakkı tanınmıyor. ABD mahkemeleri tarafından. Ya durum bu. Ne diyebiliriz başka bilmiyorum. Dolayısıyla SEC evet kabul edecek ve bu noktada yakın işte bugün diyeceğim fakat bugünlük artık geçti. 9-10 Ocak bu 2 günlük zaman dilimin içerisinde herhangi bir günde seç beğen al yani ikisinden birinde kabul edecek. Hangisi dediğim gibi onu kendileri artık karar verecekler. Bu arada BlackRock tarafı en son yeni bir takım güncellemeler de gerçekleştirdi. Hani diyebilirsiniz ki ya arkadaş neyi bekliyor bunlar? Ne oldu hala falan. Güncellemeler yapıldı. Hem BlackRock hem ARK hem de Grayscale son dakika güncellemeleri gerçekleştirdi. Tabii bunun için mi beklendi onu bilmiyoruz. Yani bundan kaynaklı olarak mı beklediler acaba? Yani bunu bilmiyoruz. Ama beklenen süre zarfı içerisinde ihratçılar boş durmadı. İşte bunu biliyoruz yani. O yüzden bu dediğim gibi şu an boş beklenmiyor. Bakalım neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama en son ortaya çıkan bu olaylar, söylemler, argümanlar, olası durumdaki potansiyel fiyat patlamalarını tabii ki de artırmış oldu, tabii ki de ateşlemiş oldu diyebiliriz. Reddedileceğine dair çıkan bu olumsuz söylemler ve bunların doğru olmamasına rağmen çok fazla buna kulak verilmesi, bundan kaynaklı olarak da fiyatlarda fiyatlama gerçekleştirilemedi. Daha doğrusu beklendiği kadar gerçekleştirilemedi. Bu da yine sonuca geldi. Eğer kabul edilirse bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde fiyatlanacak. Dolayısıyla evet cevap BTC eğer ki spot ETF onaylandığı takdirde onaylanırsa çok daha ciddi yükselişler yapacaktır. Onay ihtimali %90'ın üzerinde şeklinde SafeArt'a göre bulunmaktadır. Durumlar budur. Büyük bir ihtimalle de yarın açıklanacak ve onaylanacaktır. Bu fonların birinci elden BTC'ye çok sert bir şekilde kaymasına sebebiyet verir. Çok agresif bir şekilde şey nedir o? BTC'ye girişler gerçekleşecektir. Öyle tutup da altcoin'lere yüksek bir fon kayması olacağını zannetmiyorum. Avax'tır, Sol'dur bunlara bir takım girişler yaşanır bak onu söyleyeyim. Ama diğerlerine bir çok daha düşük girişler yaşanır. Böyle Avax, Sol gibi yaşamaz ki. Avax ve Sol bile BTC'deki beklediğimiz bu patlamaya rağmen tam performansla yükselemez. Sonuç BTC piyasadaki paranın hepsini hiç böyle acımasızca çekecek yani. Sonuç ve odak noktası budur. ETF'ler kabul edildiği zaman, ETF'ler kabul edildiğinde ben bir video paylaşacağım, onu shorts'ta paylaşacağım. Tamam mı? Yani kısa bir video. Oradan zaten direkt olarak görürsünüz. Hiç uğraşmayayım diyenler borsaya girip baksın. Fiyatlar 50 bin olursa
anlarsınız ki ETF kabul edilmiş. Burada ilk haftadaki performansları söylüyor. Hem ilk haftada ciddi performans gösteren, aynı zamanda daha doğrusu ilk haftada gösterilen performans ilk etapta 2 Ocak'ta başladı. Fiyatlar tam da daha önce beklediğimiz gibi. Bakın, fiyatlar güçlü yükselmeye başladı. Bir anda o beklediğimiz işte 44.5 bin pozisyonları ilk defa kırıldı. Ardından şurada görmüş olduğunuz çakılma oldu. Eğer ki şu gördüğünüz çakılma olmasaydı Bitcoin'in fiyatı 52.200 şu anda şuradaydı bakın. Çok samimi söylüyorum. Ama manipüle edilmesi ve çeşitli Matrix Board gibi çeşitli tarafların yalan haber yayması anında fiyatları çaktığı gibi devamında bunu destekleyen ifadelerin piyasa gündeminde yer alması ne yazık ki traderları korkuttu ve fon akışının kesinlikle kısa vadedeki fon akışının çok ciddi şekilde önüne geçtiler. Bu da BTC'nin yükselişlerini baltaladı ama tekrar söylüyorum kabul edildiği takdirde bu durumu tekrar egale edecektir ve yönünü yeniden yukarı çevirecektir. Ha, şu anda zaten yönü yukarı. Neredeyse rekor kıracak yani. Ama benim demeye çalıştığım istikrarlı güçlü yükselişler anlamında. Çeşitli altcoin'leri düşündüğümüzde bakın AVAX dedik Sol. Bunların ilk etapta diğer altcoin'lere göre fiyatlaması daha kolay olur. Ether aynı şekilde bakın Ether, Sol XRP bunlar BTC'deki yükselişle birlikte güzel hareket edeceklerdir. Yani tıkır tıkır ilerlerler ama yine de beklenenden daha düşük bir hareket görme ihtimalimiz çok yüksektir. Bunu da altını çizelim. Hani şunu diyebilirsiniz ya ETF onaylandı, işte Bitcoin şöyle yükseldi böyle bunlar niye gitmiyor falan filan yok. Yani bu saçma bir soru olacaktır. Yani anlamsız ve boş bir soru olacaktır. Çünkü zaten piyasadan çekilen para belli. Aynı şekilde şu anda piyasada katalizörün ne olduğu ve bunun da BTC olduğu belli. Dolayısıyla tutup altcoin'lere fon kayması yüksek olmaz. Ha, belli seviyelere kadar Bitcoin yükselir. İşte o belli seviyelerden sonra artık altcoin'lere de para girişi sağlanmaya başlar. Ama bu hiç değilse en az ilk birkaç gün boyunca olacak bir iş değil yani şey için. Kripto paralar genelinde. Evet, durumlar budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.